Sizin de bir hac yolculuğunuz oldu. Haccınız mebrur, sayınız meşgul. Amin. Allah razı olsun. Nasıl geçti yolculuk hocam? Ondan bahsedelim, sonra programı kapatalım. Evet. Güzel bir hitamı misk olsun. Bununla bitirmiş olalım. Şimdi elhamdülillah hac yolculuğumuz oldu. Tabii bu sene 1/5 gördüğüm kadarıyla, ya 5 milyon hacı varsa 1 milyon hacı oldu. İzdiham diye bir şeyi görmedik. Yani Kabe'ye giderken vesaire. Arafat'tan inişler, efendim ciddi izdihamlar olur. Ondan sonra gece 2-3'lere kadar, hatta bir defasında Arafat'tan iniyoruz. Ondan sonra inerken ya otobüsler dolu dolu dolu, Arafat bir türlü boşalmadı. Ondan sonra 4.30'da da sabah namazı vakti girecek. Biz akşam yatsıyı Cemi-i Tehir'le Müzdelife'de kılacağız. Ondan sonra bizim Mehmet Kaya var. Allah selamet versin. Gitti o şeyin, Haydar'ın kurucusu. Ondan sonra git otobüsün önüne geçti böyle. Ondan sonra durdurdu otobüsü. Dedi biz yatsıyı kılamadık dedi falan. On bindik, 100 kişi birden araba hınca öyle indik aşağıya, yani bir bölüm gitmişti. Öyle zor bir saat kala Arafat'tan Müzdelife'ye geldik. Öyle bir şey hatırlıyorum mesela. Tabii. Aa, müthiş kalabalıklar, yollar, her taraf. Efendim Arafat'tan çıkıyorsun, sağlı sollu yüz binlerce insan yürüyor böyle yollarda. Bu sene bir tane görmedim sağda solda. Kabe'ye yürüyen insan görmedim. Allah. Otobüsler boş. Biz mesela bu sene Arafat'ta otobüslere, koltuklara oturduk yani. Bu bomboş. Saat 9'da kontaklar kapandı. 9'a kadar herkes indi Müzdelife'ye. 9'dan sonra çıt yok. Allah, neredeyiz biz? Müzdelife'ye gelmişiz. Yani sakin oluyor, güzel oluyor. Ha, işin o boyutuyla konuşacak olursak, ama Allah kalbimi biliyor. Yani o ya rahat oldu, sakin oldu, kalabalık yoktu. Tavafta mesela gayet rahat girdik Kabe'ye. Tavafımızı yaptık. Hiçbir izdiham olmadı. Ama yani inan her daim Allah'ım dedim, tamam bu rahat oluyor ama. Ya o milyonlarla, çünkü 4 milyon gelememiş. Evet. Ya sen yapsan Allah kabul etsin. Ümmete dua ettik ama ümmetle birlikte inşallah Rabbim i̇nşallah. Efendim o coşkulu haclar gidemeyenlere tekrar tekrar nasip eylesin. Oradan çok dualar ettik. Zaten canlı bağlantıda Arafat'tan yapıldı Lale Gül'e. Ondan sonra o vesileyle yani güzel bir hac oldu. Resulullah'ımızın yaptığı şekilde yaptık. Onu da arz edeyim, bitireyim. Aleyhisselatü vesselam Efendimiz Arafat'tan Müzdelife'ye gelir. Biz geldik. Müzdelife'de akşam yatsı namazı kılınır. Orada cemiyet tehir ile öğlenin ikindi Arafat'ta kılınır. Ondan sonra dualar ettik Arafat'ta. Çok uzun dualar ettik. Yani birkaç saat böyle elhamdülillah. Gün boyu değerlendirdik hamdolsun. Ondan sonra orada dualar, zikirler, tesbihler, tahmidler derken biraz istirahat ettik. Çünkü sabah yürüyeceğiz. Evet, evet. Sabah namazını bekledik orada. Maalesef çoğu gitti. Ama biz bekledik. Bütün hacılarımızda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müzdelife'de beklerdi. Bayram sabahı. Bayram sabahı, yani bayram namazı kılınırken biz Müzdelife'de sabah namazını kıldık. Kıldıktan sonra orada Müzdelife vakfesi yaptık. Duaların esas kabul olduğu yer, Arafat'ta tamamlanamayan mesele kul hakları vesaire, sehvi olarak yapılanlar, kasti olmayan kul hakları orada affediliyor. O dualarımızı da yaptık. Ondan sonra bütün hacılarımızla beraber orada yürümemiz gerekirdi. Orada bir ikramla karşılaştık. Dedik ya, yani izdiham olmaması, otobüsler duruyor. Ona bizim şirket görevlileri orada rica ettiler. Dediler buyurun. Ondan sonra şeytan taşlamaya kadar, yani bir saatlik yolu otobüste gitmiş olduk. Ondan sonra 1,5 saat yürüdük. Normalde 3 saat yürüme mesafesi var. Orada bir saati otobüslerle gidince bambaşka bir şey oldu. Bambaşka bir şey oldu. Ondan sonra tünellerden geçtik. Aleyhisselatü Vesselam güneş doğarken şeytan taşlamayı yapardı. Tam güneş doğmaya başladı. Biz de şeytana vardık. Öyle birebir yani Resulullah'ımız Arafat'tan çıkıyor Müzdelife'ye. Biz geldik. Müzdelife'de sabah namazını kıldırıyor. Kıldık. Sabah namazını kıldıktan sonra Mina'ya efendim yolculuk yapıyor. Yürüdük. Ondan sonra tam güneş doğduktan sonra şeytan taşıyor. Güneş doğduktan sonra taşladık. Allah kabul eylesin. Ama orada her an ümmete dualar ettik. Allah razı olsun. Şunu da söyleyelim. Rabbim ülkemize selamet versin. Askerimize müthiş cesaret nasip eylesin. Sevgili Allah'ım idarecilerimizi hakka muvaffak eylesin. Doğru kararlar almaya muvaffak eylesin. Amin. Cümle hastalara, hastalıklarımıza şifa. Anacığım bir rahatsızlığı var. Allah'ım sıhhat, afiyet, hayırlı ömürler, amin, hayırlı şifalar nasip eylesin. Amin. Bütün din kardeşlerimizin de hayır duasını temenni ederiz. İnşallah iyiye doğru gidiyor bir yoğun bakımda. Allah sıhhat afiyet. Eselullahil azim rabbel arşil azim. Allah cümle hastalara hastalıklarımızı şifa versin. Ve Rabbim kalbimize marifetullah nuru, Habibinin sevgisini doldursun. Kulunda görmek istediği kemalatı nasip eylesin inşallah.